Arkadaşlar ne söyleyeceğimi bilemiyorum ama Hayrettin Bey'in annesiyle iki kız kardeşinin yanarak vefat ettiği evden kaybolan tüfeği kardeşi teşhis etti. O tüfek Mehmet Ali'nin evinde çıkan tüfek. Ve hatta size şunu söyleyeyim. Ben de izleme ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Yani yani daha nelerin çıkacağı da belli değil. Yani Hayrettin Bey, ya iyi ki geldiniz. Biliyorsunuz Hayrettin Bey'in kardeşi Sayın Savcımızın yanındaydı. Tüfek orada gösterildi. Kızlar hala Mehmet Ali'nin çiftliğindeymiş. Şimdi beraber savcımızla beraber çıkacaklar. Kızlar da tutuyor. Markası, boyutu vesairesi evet. Gidip kızlarını da şimdi teşhis etmesi için savcımızla beraber çıkıp gidecekler oraya. Onun da haberini vereceğiz. Ama tüfek çıktı ve biz o tüfeği görüntülemişiz. Bakın hani hatırlıyor musunuz çiftliğe gitmiştik de çiftlikte arama yapılmıştı. Bizim görüntülerdeki tüfek. Bir izleyelim, durdurtacağım. Bakın hangi tüfek. 5 kişinin öldürülmesiyle ilgili cezaevine gönderilen Mehmet Ali Çayıroğlu'nun abinin evinde arama çalışması yapıldı. Arama çalışmaları evin bahçesinde başladı. Dedektör yardımıyla da arazi ön taramadan geçecek. Evin bahçesinde yakılmış halde bir sürü kıyafet bulundu. Oldukça geniş olan arazinin her yana didik didik aranıyor. Yanıkların olduğu bölgeden bir çift 40 numara bayan ayakkabısı bulundu. Olay yeri inceleme ekibi de bölgeye geldi. Mehmet Ali Çayıroğlu'nun abisi Halil İbrahim Çayıroğlu adrese geldi. Yağma sırasında alınan 2 adet telefon ve 2300 lira paranın paradan 2 tane telefonun abinin evinde çıkması. Bundan dolayı İntihar edilsin, idam edilsin, idam edilsin. Bana bak. İdam edilsin sen yok. Kardeş değilim, kardeşim yok. Tamam kendine geldim. Benim kardeşim yok, benim kardeşim yok. Sakin ol. Benim babamın eskidi kardeşim. Tamam baba, tamam baba. Kardeşim yok, kardeşim yok. Sakin ol. Benim babamın eski orada kardeşim yok. Sakin ol. İdam etsin efendim, idam etsin ya. Evin içinde yapılan arama çalışmalarında Mehmet Ali Çayıroğlu'na ait olduğu... İşte bu tüfek. Bu tüfek. Evet. Bu tüfek sizin annenizin tüfeğiymiş. Ben olaya çok vakıf değildim. Fakat Yaşar Semiz tüfeği kullandığı için köyde... Alın alt bağında. O bu konuya vakıf olduğu için teşhisini yaptı. Bunun olduğuna karar getirdi. Şimdi efendim savcımız özellikle yüz yüze görüşmek istedi. Hani tüfeğin üzerinde bir iz var mı sizin tanıyabileceğiniz diye. Kardeşiniz de demiş ki tüfeğin üzerinde bir çarpı işareti vardı. Evet. Sonra bu tüfek getiriliyor. Evet diyor, bu bizim tüfekten. Yani tüfek tabii, bir sürü tüfek var aynı model marka. Bir bakıyorlar söylediği yerde, işte şurasında çarpı işareti vardı. Çarpı işareti çıkıyor. İşte bu tüfek biz de görüntülerde vermiştik. Evden çıkan tüfek. Burada tabii biz yayında neresi olduğunu bilmiyoruz, gösteremeyiz ama tüfeğin üzerindeki çarpı işaretinden... Kabzasında diye söyledi bana telefonda. Zaten o da... değer verdiği veya değerli gördüğü eşyalara mutlaka bir işaret koyar. Hızarda da bir işaretinin olduğunu söyledi. Onun için de teşhise gidecek şimdi. Evet, işte savcılık da sayın savcımız önce geldi, aldı bilgileri, hani bir şey var mı diye göstermeden, gösterdikten sonra dediği yerde dediği işaret çıkınca tüfeğin olduğu kesinleşti. Şimdi hep beraber Hızar'ın bulunduğu eve gidecekler sayın savcımızla kardeşiniz ve Hızar'ı da teşhis edip etmeyeceğine bakılacak ama kuvvetle muhtemel ki Hızar'da yine sizin annenizin ve kardeşlerinizin yaşadığı, yangında öldükleri düşünülen bir aileden çalınan Hızar çıkacak diye düşünüyoruz. Peki bu tüfekle ilgili ne söylemişti Mehmet Ali'nin kardeşi? Bununla ilgili konuşuyordu sanırım. Şu bandın devamına da bir bakalım. Adilen bir tüfek bulundu.
Evin içerisinde bulunan deliller de olay yeri inceleme poşetlerine konuldu. İncelenmek üzere jandarma komutanlığına götürülüyor. Abiniz Şeker Köseoğlu cinayetine dahil toplamda 5 ayrı suçtan dolayı tutuklu yargılanmak üzere Ünye MTB Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü. Sizin haberiniz var mıydı bu durumda? Hayır efendim, kesinlikle haberim yok. İdam edilsin, idam! Peki sizin bilginiz var mıydı? Sizin hiç aklınıza gelir miydi böyle bir şey? Kesinlikle efendim. Düşünemiyorum böyle bir şey. Bir hafta 10 gün önce uğradı. Yanında bir tane eşim diye bir tane kadın vardı. Suriye diye bir kadın. 60-65 yaş civarı. Neden yattığını da bilmiyorum. Abimle hiçbir ilgim yok. Geldiler, oturdular, bir çay içtiler. Biz dediler çiftliğimiz var, çiftliğine gidiyoruz. Tutamıyorum. Abiniz cezaevine girip çıkmıştı. Yaklaşık 8-10 yıl yattı. Hayvan hırsızlığı yaptığına dair herhangi bir söylenti geldi mi kulağınıza? Yani bir duyum aldık ama ben yani kesinlikle bir olayda ilgim yok. Yani bu kesinlikle bir şebeke altında. Yalnız da değil. Yani ben de öyle düşünüyorum. Düşüncem de o. Peki abiniz geldiğinde Şeker Köseoğlu'ndan bahsetmiş miydi? Hiç bahsetmedi. Şeker Köseoğlu'na ait buzak kardeşinizin ağırında bulundu. Şeker Köseoğlu'na ait tüfek de yine kardeşinizin evinden çıkarıldı. Ben Allah izah eylesin diyorum. Hiçbir şey demiyorum efendim. Ben Allah belasını versin diyorum. Kabul etmiyorum. Böyle babamın resmini kaldırsınlar. Ya bunda yokmuş. Beyefendi demiyor muydu o tüfeği getirdi? Oğlum işte al sen oğluma al kullan dedi diye. Neredeydi o? Ben onu nerede izledim? Ben onu bir yerde izledim. O yüzden şimdi o kadar ani oldu ki tabii gelişmeler. Evet, evet. Valla ben de şok oldum. Yani elim ayağım ama tutuyor. Ama bahsedilen tüfek bu tüfek. İşte ve az tabii, önce evet, bu evden evet, çıkan evet. Yani abinin evinden evet. Çıkan tüfek mi? Hayrettin evet, Bey'in işte annesinin tüfeği çıktı. Tüfeği. Kardeşim evet. Fındıktan fındığa geliyor. Abi Halil İbrahim. Bakabilirsiniz Ünye'den denetleme geldi. Kapıları kırmışlar. Halil İbrahim kapılar gitti İstanbul'a gidiyor. Çeli çocuğuna okuyor orada. Çalışıyor. Kırmışlar kapı kapı, pencere pencere kırmışlar, içeri girmişler. Yani evine ocağına silah o zaman bırakıldım. Hayır hayır, bu silahı olsun. Mehmet Ali işte yeğenine vermiş. Elsan kullan diye ben bantlardan birinde izledim. Ya. O yüzden sonuna kadar izledim. Önce Hayrettin Bey'e söyleyeyim. Hayrettin Bey benim elim ayağım titriyor, sizi düşünemiyorum. O sabırla bekliyoruz. Yani bundan sonraki ya, nasıl bir soruşturmaların takibini yapacağız. Ya bunu yalnız demek ki bugüne bir kişi yapabilmez siz de bilirsiniz. Şüphelerinizde haklıymışsınız. Evet. Hep içinden... Ölüyoruz, öldük. Bu kardeşim, kardeşim. Yani başında da söyledim altıncı yani. İsteye bir şey var. Normal bir yangın olmadığını. Normal yangın olması için gereken şeylerin hiçbirinin evin içinde bulunmadığı. Bir sabotaj diye düşündüm. Düşündüğüm şeyde de haklı çıkmaya başladım. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bu ordu canavarı yani. Hiç evet. Buna bir yer bulamıyorum. Valla ordu canavarı yani. Ya bu takım bulamıyorum. Yani bu adamın neyle vasıflandırılacağını benim kelime hazinem kafi gelmiyor. Canavar kelimesi desem rahatlayamıyorum, tatmin olmuyorum. Hayır, yani insan değil bir defa. Fakat, insan görüntüsünde bir yaratık. Fakat şu da var, bu olayda ben bu şahsın yalnız olduğuna da inanmıyorum. Yok. Çünkü bununla beraber hareket eden bir ekip işi bu. Yani orada Akkuş'tan ineceksin, Termen'in Özürt Köyü'ne geleceksin. Orada bir fizibilite çalışması yapacaksın. 3 yaşlının ve üzüldüğünün yaşadığını tespit edeceksin. Sonrasında da harekete geçip böyle şeyler yapacaksın. Bu bir kişinin bireysel vereceği kararlar değil. Evet, bu arada kardeşiniz çıkmış Savcı Bey'in yanından. Hemen yalnız geri gideceklermiş. Bağlanalım, onların da bir konuşmalarını alalım. Alın, kalkalım artık o. Buyurun. Merhaba. Yaşar Bey, tüfeği nasıl tanıdınız? Ondan bir bahsedelim. İlk önce size neler soruldu? Siz neler söylemediniz? Ne gibi bir izler vardı benim tüfeğimde diye bahsettiniz. Sonrasında gelen tüfekte ilk önce nelere baktınız? Onları bir anlatır mısınız? Şimdi tüfeğimin sağ tarafında zaten bir işaret. Şimdi tüfeğimin sağ tarafında zaten bir işaret olduğunu dün orada da söylemiştim. Burada da söyledim arkadaşlara. Tüfek geldi. Evet, tüfek doğrudur, benimdir. İşaretler doğrultusunda aynen çıktı zaten tüfek.
Ona benzer işte diğer araç ve gereçlerle alakalı bir şey yok henüz. Bir Hızar motoru var işte. Onu da burada Karaçal köyüne gideceğiz inşallah. Orada bir iki tane Hızar varmış. Dün Muhtar Bey de söylemişti. Ona gidip ona bakacağız. Eğer Hızar da bizimse zaten şüpheler direkt buraya geliyor. Bir 10 dakika 15 dakika ara verelim dedi savcının. Biz de tamam dedik. Bu şekilde bilmiyorum bir 10 dakika sonra çağrılacağız herhalde. Tüfeği görünce ilk ne hissettiniz? Ya ben duygulandım tüfeği görünce tabii ki yani bir tuhaf oldum. Yani bu anlatılması bile zor güç yani ben hakikaten şok oldum. Hakikaten ben şok oldum ya yani ne bileyim nasıl anlatılır anlatamıyorum da açıkçası ama tüfek bizim ve bizim olduğunu da zaten tespit ettik biz bunun. Ve işaretlerini de koymuştum zaten aynı şekilde de çıktı işaretler de doğrudur. Bakalım Hızar da kuvvetle muhtemel ki size ait çıkacak zaten başka bir şey düşünmüyoruz artık. Ne yazık ki bu ölümde bu evet. Cinayet dosyasıyla birleştirilecek. Allah Allah. Bir de işte gidelim Hızar'a görelim bakalım bir 10 kilometre falan yakınmış buraya köyü. Bir de gidip orada Hızar'ı da görelim, bir teşhis edelim. Bakalım bizim mi değil mi? Hızar'da iz var mı? Zaten. Hızar'da böyle hani şimdi söylemeyin de Hızar'da bir var, koyduğunuz... Var, işaretim var. Onda da benim işaretim var. Ona da benim koymuş olduğum işaretim vardır. Evet. Yani zaten Sayın Savcımıza söylediniz gittiği zaman orada evet. O izi gördükten sonra bir şüpheye mahal bırakmıyor. Ay Allah yardımcınız evet, olsun. Evet. Gidin bakalım oradan da sizden gelecek haberleri bekliyoruz. Amin. Ya vallahi teşekkür ediyorum evet. Size iki kardeş. Ben sevgili arkadaşım Banu Noyan'a da teşekkür ediyorum. Bak nereden nereye evet. Banu bizi izliyor. Tanıyor sizleri tesadüfen diyor ki demek ki siz de hep anlattınız ki bunca doğru. Zaman içinde şüpheleniyoruz diye. Kızcağız arıyor onları. Buraya geliyorlar. Dün biz burada yayında fotoğrafları evet. Görebilir miyiz dedik ama daha doğrusu oldu. Savcımız da dedi ki fotoğraflar orada gösterilmekte olmaz. Gelip buraya şikayette de bulunmaları lazım. Başvuruda da bulunmaları lazım. Hemen kardeş dün akşam atladı yine. Tabii savcılık kapanmıştı biz gidene kadar süre olarak. Sabaha geldi ve giderken de söylemişti çarpı işareti var diye. Ben de biliyorum. Gitti o çarpı işaretinde tüfekte bulunan yerinde söylediği yerde çıktı. Şimdi Hızar'ını da teşhis edecek. Oldu mu sana şimdi 3 cinayet daha? Bu kaç kişi ya? Ben artık sayıyı da unuttum ben yani. Müge Hanım. Bu gasp olayı Şeker Köseoğlu 1, Senayi Ümit Türedi 3, Nuri Lütfeusu 5, Sabri Hasan Zahide Güneş 8, Hasan Bayram 9, Dursun Kurt 10, Sevim Emine Havva Semizle 13 kişi. 13 kişi. Bu Türkiye'de bakın bir ilk ben hatırladığım. Hatırlıyor musun? 13 böyle kişi. Bir olayı hiç hatırlamıyoruz. Şevki Bey de ben de Rami Bey hatırlıyor musun? Hayır. 11 tane kişi. 13 kişinin öldürmek. Yanlış saymıyorum değil mi? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 14 hatta 14. Yok Mehmet Bey o gasp. Allah'tan onlar yani onların öldürülmemesi de. Mucize gerçek, olmuş. Ya o bu adam bunları yaptı bu televizyon programında şimdi ikisi birden buraya evet. Geldi ya bunları öldürmedi yani. Yani hayatta kalmalarına sizin çok katkınız var. Allah i̇nşallah, razı olsun. İnşallah katkımız olmuştur da onun da bizlere katkıları oldu. İnşallah. Bu işin öncüsü oldular. Onlara çok teşekkür 1, 3, ediyorum. 4, 5, İnanın, 6, 7, 8, 9, 10, çok faydalı oldular. 11, 12, 13. İhbarlarıyla asayişimizi uyardılar, evet. Yönlendirdiler. Evet. Allah adamdan razı olsun. Ellerini öperim adam. Ayaklarını öperim. Evet, ağzından çıkan iki kelime, iki kelime laf. İşte bizi bastılar, şu bastı, bu bastı. Asayişimizi, jandarmamız uyardı. Ve bu şeylere vesile oldu. Allah razı olsun adamdan ya. Yani efendim 13 kişinin öldüğü ve şüpheli ölüm olarak araştırılan vatandaşlarımızın evlerinden kaybolan eşyalar bu Mehmet Ali'nin evinde çıkıyor. Evet. Telefon çıkıyor, işte tüfek çıkıyor. Ve baktığınızda profil hep aynı zaten. Evinde yalnız yaşayan, daha çaresiz konumda olan, yaşı biraz daha ileri olan ya da herhangi bir engeli olan kişileri ama evinden... para çalabileceği, bir takım menfaat edinebileceği kişilerin evlerini tercih ediyor. Öldürme şekilleri birbirine çok benzer. Şeker teyzenin dışında evet. Hepsi aslında kazayla ölüm süsü verilmiş. Verilmiş, evet. Fakat tarihlere bakacak olursanız en son
yani aslında en son da değil, Mayıs ayında mesela, Mayıs ayından önce bunların hepsi böyle şüpheli şüpheli, yangın çıktı, o oldu, evet, bu oldu gibi. Hala dosyalar görüyor. Cinayet dosyası olmamış bir dosya aslında bu daha henüz. Tabii mesela, bu bir kaza gibi. Tabii canım, cinayet dosyası. Evet, cinayet dosyası bile değilken çözüldü. Sayın Savcı yeniden hepsini ele alacak. Evet. Ona göre fezlekesini, iddianamesini tanzim edecek ve 13 tane ağırlatılmış müebbetle şu ana kadar tespit edilenler 13. Daha da çıkmazsa, daha da bundan sonra bir takım yine dün beyefendilerin programımıza gelip de çıkardıkları yeni olay gibi, inşallah başkalarının da canı yanmamıştır. Ama canı yanan ve açıklığa kavuşmayan bir durumlar varsa, izleyenler de varsa lütfen programımızı arasınlar. Ya arayın, birbirinizi de arayın. Onların da durumları aydınlığa kavuşabilir. Allah birbirinizi de arayın. Daha var yani, evet, silahlar sahibi bulunmuyor. Evet, silahlar yani var. Ya böyle bir tesadüf olur mu? Bu kadar sahipsiz insanlar. Sahipsiz derken tabii Karadeniz'den bahsediyoruz. Karadeniz böyle bitişik nizam, evet, yerleşilen bir şeydi ki evlerin arası uzak birbirine. Hem yalnız yaşayacaklar, hem belirli bir yaşın üzerinde olacaklar. Savunmasız olacaklar, tek başına yaşayacaklar. Evet. Herkesin evinde bütün yangınlar Ordu'da mı çıktı? Yani bütün, yani bütün bir elektrik saçma kontağı bu Ordu'da mı oldu? Akkuş'ta mı oldu yani? Ne elektrikmiş bu? Hepsi de aynı yerde çıkması bir tuhaf bir şey yani. Yani bir de bütün yangınlardaki kaybolan eşyaların yani hepsi de bu adamın evinde, evet, çıkıyor. Yok, bu çok belli. Çok belli canım, tabii, artık belli. Yani buna söylenecek bir şey yok ve yani. Ve gerçekten yani hani şu 3 gündür programda da bu yaşadıklarımız, hani bugüne kadar tamam burada cinayet çözüldü, itiraf edenler oldu ama bu kadar arka arkaya cinayetin çözümünün yaşandığı bir 3 günümüz de hiç olmadı. Yani böyle, bu böyle bizim için de çok ağır. Ama böyle rahatladım, ama rahatlama, rahatla. Ha yani bu bir katliam ve bunun burada aydınlatılması da bir mucize bence. Yani 3 günde bu kadarının ortaya çıkması bir mucize. Yani eğer böyle şüpheli ölümler varsa yakınlarınızda, yine bakın bu Ordu aynı zamanda bir tek Ordu değil, Tokat'a da gidip, evet, geliyormuş. Tokat'ta da böyle yalnız yaşayan aileleriniz. Bak Hayrettin Bey ile kardeşi buraya, Yaşar Bey geldiler. Dediler ki olmayabilir ama biz hep şüpheyle yaşadık. Ve işte silah teşhis edildi. Şimdi Hızar da kuvvetli muhtemel sizin. Olmasın diye dua ettik. Yani şahıs çıkmasın diye dua ettik. Değil mi? Ben istemiyordunuz. İki türlü inşallah dedim. Beynimdeki ve kalbimdeki soru işaretlerine bakarak, of, inşallah budur dedim. İkinci inşallah dememin sebebi de İnşallah eceliyle ölmüştür, yani normal yangın statüsünde ölmüştür. İnşallah da öyledir ve beynimizde öyle kalır diye düşündük ama şimdi soru işaretleri çark etti. Yani olay başka türlüye döndü. Yani ben normal ölüm olmadığı anlaşılıyor Hayrettin Bey. Şimdi şöyle bir şey var. Maalesef yani. Hepimiz aşağı yukarı itikadımız düzgün insanlar. İnancımız doğrultusunda ne diyor? Hamileyken doğum yapan kadın, denizde boğulan, yangında ölenler diyor cennetliktir diyor. Biz bunu bir kenara bıraktık. Evet. Şimdi ikinci bir şüpheye geçince de böyle bir olay karşımıza çıkınca bunda duraklıyorsun ister istemez. Yani beyin duruyor çünkü. Bir alternatif üretemiyorsun. Şahsı tanımıyorsun. Şahsın ne iş yaptığını bilmiyorsun. 9 yıl yatmış. Neyden yatmış hala bilmiyorum. Evet. Hadım etmiş, kavga etmiş.